C vitamini kullanımı konusunda neler söylersiniz, nelere dikkat etmek gerekir? Önce şunu bir bilelim isterseniz. Bizim C vitamini üretme ihtimalimiz yok. Tıpkı omega 3'ü doğadan ham madde olarak almadığımız zaman omega 3 üretemediğimiz gibi. Değil mi? Tıpkı doğadan ham madde olarak almadığımız zaman B12'yi üretemediğimiz gibi C vitamini de üretemiyoruz. Canlılar içerisinde maalesef tek canlıyız biz C vitamini üretemiyoruz. Öyle mi? Evet. Evrimleşme süresinde bu kaybolmuş bu yeteneğimiz. Dolayısıyla bir C vitamini eksikliği halinde bağışıklık hücrelerimizin tıpkı D vitamini eksikliğinde olduğu gibi hoplama, zıplama, koşma, avlama, yakalama, problemi çözme, antikor üretme yetenekleri azalıyor. Bu çok net. Hem B lenfositleri yeteri kadar antikor üretemiyor, hem T lenfositleri yeteri kadar savaşamıyor, hem de makrofajlar o antikorların blok ettiği mikropları alıp yiyip bir an önce hazmedip yok edemiyor. Dolayısıyla C vitamini eksikliği çok önemli bir sorun. Yani tamam, kolajen eksikliği yapar, damar duvarını zayıflatır, işte kanamalara yol açar, diş etinde falan filan, ama C vitamini aslında temelde bir numaralı bağışıklık oyuncularından biri. Hı hı. D vitamini kadar önemli. Ama şöyle bir arızası daha var. Hem kendimiz üretemiyoruz. Hem de ben şunu alayım cebime koyayım bekleteyim diyemiyorsunuz. C vitamini maalesef itfaiye bir vitamin. Sadece yangın olduğunda çağırdığınız zaman kanda yükseliyor. Yoksa yediklerinizi, içtiklerinizi idare etmeniz lazım. Yani ve fazlası o gün atılıyor. Evet, değil mi? O atılıyor. Günlük almanız lazım. Fazlası, doğru. Günlük almanız lazım. Günlük almanız lazım derken de gidip C vitamini desteği anlamında bunu söylüyor değilim. Çünkü C vitamini insan beslenmesinin vazgeçilmezi olan, sağlığımızın vazgeçilmezi olan her türlü sebzede ve meyvede var. Yeter ki o sebze ve meyveleri biz yeteri kadar tüketebilirim. Ve ihtiyacımızın fazla olduğu kış aylarında C vitamini zengini olan sebzelere, mesela yeşil biber. Yeşil biber portakaldan çok daha fazla C vitamini içeren bir şey. Çok daha zengin bir C vitamini kaynağı. Hiç öyle bilinmez ama, evet, değil mi? Evet, çilek çok daha zengin bir C vitamini kaynağı. Ama yeşil yapraklı sebzeler muazzam birer C vitamini kaynağı. Ama meyve deyince turunçgiller, doğru. Evet. Ama turunçgiller deyip portakal suyunu sıkıp C vitamini alıyorum demenin gereği yok. Çünkü o C vitamini aslında bir şeker kokteyli haline geliyor meyve suyu halinde alındığı zaman. Tabii. Ve o meyve suyunun getirdiği bağışıklık zararı C vitamininin sağlayacağı bağışıklık yararının 10 katı daha fazla olabiliyor. Evet, işte. Bu nedenle beslenmede bir de şunu bilelim. Etle, sütle, peynirle C vitamini alamıyoruz. Neden hocam? Yok. Yok. İşte ya yeterli yok. İki, yine bilelim ki bakliyatla bekledikleri için içteki C vitaminleri kayboluyor. Alamıyoruz. Taze sebze ve meyve. Evet. Sebze ve meyveler işlemden geçirildikleri zaman, parçalandıkları zaman, böldükleri zaman, yani bir marula alın, dörde bölün, evet, C vitamini içeriği dörtte bire düşer. Bölmeden bütün tüketmek çok daha iyi. Öyle ne mi? Kadar ince doğrarsanız o marulu, gerçekten o kadar C vitamini içeriğinden azam çok olur. Çok önemli bir detay. Bir de onu ne kadar çok diyelim ki ıspanak salatası yapmadınız, ıspanak yemeği yaptınız, bol suyun içine pişirdiniz, suyu da döktünüz, gitti C vitamini güle güle. Çünkü C vitamini suda eriyen bir vitamin, suyun evet, içine karışır gider. Onun için sebze yemeklerinizi az mümkün olduğu kadar az suyla pişirmeniz, pişirme suyunu kullanmaya çalışmanız önemli. Değil ve mi? C vitamininin belli bir noktadan sonra, ısıdan sonra kaybolabileceğini de, çok yüksek ısıyla pişirilen şeylerde C vitamini hemen hemen kalmaz. Dolayısıyla bu tip ayrıntıları bilmemiz, evet, sebze ve meyve tüketirken olabildiği kadar taze, olabildiği kadar doğal ve organik yetişenler. Organik yetişmenin de önemli farkı var. Nedeni şu. Neden? Şimdi organik yetişen bir ıspanakla gübreyle yetişmiş bir ıspanak kıyasladığınız zaman, evet, organik yetişen ıspanak hayatta çok daha fazla kavga vermek zorunda. Yani sokakta büyüyen köpek gibi. Evet. Yani hazır gıda alarak semirmiş, irileşmiş, büyümüş bir ıspanak değil. Hormonlu bu değil. Hayat mücadeleyi, bravo. Bu hazır bu hayat mücadelesini verirken kendine daha çok fazla miktarda koruyucu üretmek lazım, üretmek zorunda. Evet. Daha çok antioksidan üretmek zorunda. Evet. O antioksidanlardan birisi de C vitamini. Bu nedenle doğal koşullarda yetişen bir sebzede, meyvede C vitamini içeriği, evet, çok daha yüksek. Bulması çok zor ama çok kıymetli. Peki hastalandıktan sonra C vitamini kullanmamız İşe yarar mı? Yarar. Araştırmalara göre yarar. Ama evet, yani hastalık deyince aklımızda bir grip, nezle ve diğer üst solunum yolları enfeksiyonları. Hatta COVID gelsin. Evet. Çünkü eğer hastalandığınız zaman o virüsle, ister influenza virüsü olsun, grip yani, evet, ister parainfluenza veya rinovirüs olsun,
soğuk algınlığı gibi, ister COVID-19 olsun, korona virüs enfeksiyonu gibi. O virüs enfeksiyonlarıyla mücadelede kavgayı yapacak olan savaşçı hücrelerimizin C vitamini rezervi ne kadar yüksek olursa savaşı kazanma ihtimalleri o kadar artıyor. Değil mi? O nedenle daha hastalık ortaya çıkmaya başladığı dönemde bile hemen başlayacağınız C vitamini desteği tabii ki işe yarar. Ama bunu biraz önce söylediğim gibi iki tabak salata yediğiniz zaman zaten 2 gram C vitaminini havada karada kazanırsınız. Destek almak istediğiniz zaman da 500, 1000, 1500, 2 miligramı geç, 2 gramı geçmeyin. 2 gramın üstündeki C vitamini dozajlarının bir böbrek taşınız varsa problem yaratacağını bilin. Hmm. 2 mideniz, bağırsaklarınız için bir sürü probleme yol açabileceğini unutmayın. Evet, 2 gram. Ağızdan aldığınız zaman 2 gramı geçmeyin. Evet. İdeal olan 500 ila 1000 miligram C vitamini desteğini grip, nezle olan herkes kullansın. Kullanıyor zaten. Biz burada dese ki kullanmayın faydası yok. Kullanmaya devam edecekler ama doğru yaptıklarını söyleyelim. Ben de grip nezle olduğum zaman günlük 2 gram C vitamini desteğimi almaya dikkat ediyorum. Evet. Ve daha çok sebze meyve tüketiyorum. Ama kış hazırlığı yaparken kışın bizim depolama şansımız yok. C vitamini anlattım size. Evet, anında sofralarımızda bravo. Daha fazla C vitamini içerikli sebze meyve bulundurmaya gayret taze, etmemizde sebze, meyve kesinlikle fayda var. Fayda var diyorsun.